Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iyonik bileşiklerin özelliklerine devam edeceğiz. Bu iyonik bileşiklerin özelliklerinde son videomuz. Neler öğreneceksiniz? Evet, iyonik bileşiklerin özelliklerine devam ediyoruz ama bu videoda iyonik bileşiklerin erime ve kaynama sıcaklıklarının nelere bağlı olduğundan bahsedeceğiz ve iyonik bileşiklerin erime ve kaynama sıcaklıklarını karşılaştırmasını yapacağız. Evet, iyonik bileşiklerin 6. ve son özelliği iyonik bileşiklerin erime ve kaynama sıcaklıklarının neye bağlı olduğu. Burada dediği gibi arkadaşlar, iyonik bileşiklerin erime ve kaynama sıcaklıkları iyonik bağın kuvvetine bağlı. Daha önceki videoları izlemişsinizdir. İyonik bileşiklerde kristal bir örgü yapısı var. Orada iyonlar artı eksi artı eksi bir dizilime sahip ve aralarında çok güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri var. Buna da iyonik bağ demiştik. İşte bu iyonik bağın kuvveti arttıkça, iyonlar arası çekim arttıkça erime ve kaynama sıcaklıkları da yükseliyor. Yani o iyonları birbirinden ayırmamız zorlaşıyor. Pekala, iyonik bağ kuvveti nelere bağlıdır dediğimizde iyonik bağ kuvveti iki şeye bağlı. 1. Bileşiği oluşturan iyonların yüküne. 2. Bileşiği oluşturan iyonların yarıçaplarına bağlı. Ki yük aslında yarıçapına etkileyecek. Dolayısıyla biz örneklerimizi yaparken de yarıçaplar üzerinden gideceğiz. Ve şöyle bir şey söyleyeceğiz. Arkadaşlar, iyon yarıçapı küçüldükçe ya da azaldıkça iyonik bağ kuvveti artıyor. Neden? Hemen ona da bakalım. Kuvveti artar diyeyim önce bir şuraya. Şimdi iyonik bileşiklerde bir artı, eksi, artı, eksi dizilim vardı. Hatta biraz daha dizeyim size şöyle. Dolayısıyla bu artı eksiler bir kristal yapı oluşturuyordu. Diyelim ki iyon yarıçapımız büyük. Katyonlarım büyük olsun. Şöyle. Bu katyonum. Bir tane anyon, bir tane katyon. Şimdi böyle bir yapıda arkadaşlar, ops yanlış dizdim, şu eksi olacak, şu artı olacak. Bakınız, iyon yarıçapı büyüdükçe iyonların birbirine yaklaşması zorlaşıyor. Aralarında daha büyük boşluklar kalabiliyor. Şurada da gördüğünüz gibi. Dolayısıyla çekimler azalıyor. Ancak iyonların yarıçapı ne kadar küçükse iyonlar birbirine o kadar fazla yaklaşır. Aralarındaki boşluklar o kadar azdır ve çekim o kadar fazla olur. Yani iyonik bağın kuvveti artar. İyonik bağın kuvveti artıyorsa, iyonlar arasındaki çekim artıyorsa bu durumda hem erime sıcaklıkları ya da noktaları artacak hem de kaynama sıcaklıkları artacak. Biz de buna göre bir kıyaslama yapacağız. Dedi ki iyonik bağ kuvveti iyon yarıçapına bağlı. O zaman iyon yarıçaplarını karşılaştırmayı bir hatırlamanız lazım ya da bilmiyorsanız bir öğrenmeniz lazım. Burada örneklerimiz üzerinden bakalım. Burada iyon yarıçaplarını karşılaştırırken periyodik sistemdeki yerlerine bakmıyoruz. Proton ve elektron sayılarına ve elektron bulunduran katman sayılarına bakıyoruz. A ile başlayalım arkadaşlar. Sodyumun 11 tane protonu var. Artı 1 yüklü olduğuna göre 10 tane elektronu var ve bu 10 elektron 2, 8'den 2 katmanda bulunuyor. Magnezyumun 12 tane protonu var. Artı 2 yüklü olduğu için 10 elektronu var. Yine 2, 8'den 2 katmanında elektron bulunuyor. Alüminyumun 13 protonu var. Yine 10 elektronu var artı 3 yüklü olduğu için ve 2 katmanında elektronları var. Yani elektron bulunduran katman sayıları aynı arkadaşlar. Ve şunu unutmayınız, elektronlar çekirdekten çekilir. Yani protonlar elektronları çekiyor. Bakın burada 10 elektronu çeken 11 proton var. Burada 12 proton, burada 13 proton çekiyor. Şimdi proton sayısı arttıkça o zaman aynı sayıda elektrona uygulanan çekim kuvveti daha fazla olacaktır. Elektronlar daha çok çekildi. Daha çok çekildikçe ne yapacaktır? Çekirdeğe yaklaşacaktır. O zaman bu 3 iyon içerisinde alüminyum artı 3'ün yarıçapı en küçük olur. Diğer ikisine baktığımda 10 elektronu çeken 11 proton var, 10 elektronu çeken 12 proton var. Burada proton sayısı daha az olduğuna göre elektronlara uygulanan çekim daha azdır. Bu yüzden çok çekilemedikleri için sodyumun yarıçapı diğerlerinden daha büyük olur. Arada da magnezyum artı 2 iyonumuz bulunur. Bakalım B'ye. Anyonlarımız var. Yine proton ve elektron sayılarına bakacağız ve elektron bulunduran katman sayılarına. Oksijenin 8 tane protonu, eksi 2 yüklü olduğu için 10 tane elektronu var. Dolayısıyla 2, 8'den 2 katmanında elektron bulunuyor. Florun 9 protonu var, eksi 1 yüklü olduğu için yine 10 elektronu var. 2, 8'den 2 katmanında elektronu bulunuyor. Klorun 17 protonu var, klorür iyonunun 18 tane elektronu var.
2, 8, 8'den 3 katmanında elektron bulunuyor. Şimdi burada 3 katmanda elektron olduğuna göre klorür iyonunun yarıçapı bir kere diğerlerinden daha büyüktür. Bunlarda 2 katmanda elektron var çünkü. Katman sayıları aynı olduğunda proton-elektron ilişkisine bakacağız. Oksijende ya da oksit iyonunda 10 elektronu 8 proton çekiyor. Burada ise 9 proton çekiyor. 9 protonun 10 elektrona uygulayacağı çekim kuvveti 8 protona göre daha fazla olacak. O yüzden elektronlar daha çok çekildiği için çekirdeğe yaklaşacaklar. Florür iyonunun yarıçapı en küçük olacak. Arada da oksit iyonumuz olacak. C'de katyon ve anyon karışık var. Neye dikkat ettiğimizi anlamışsınızdır. Katman sayısı ve katman sayısı aynıysa elektronlara uygulanan çekim kuvveti. Yapalım. Bunu da sarıyla çözelim. Sodyumun 11 tane protonu var. Ve artı 1 yüklü olduğu için 10 elektronu var. 2, 8'den 2 katmanında elektron bulunuyor. Potasyumun 19 tane protonu. Artı 1 yüklü olduğu için 18 elektronu var. 2, 8, 8'den 3 katmanında elektron bulunuyor. Florun 9 tane ya da florür iyonunun protonu 10 tane elektronu var ve 2, 8'den 2 katmanda elektron bulunuyor. O zaman hangisinin yarıçapı en büyük? Öncelikle potasyum artı 1'in, çünkü 3 katmanında elektronu var. Bunu aldık. Diğer ikisine baktığımızda sodyum artı 1 iyonunda 10 elektronu 11 proton çekiyor. Florürde ise 10 elektronu 9 proton çekiyor. 11 protonun 10 elektrona uygulayacağı çekim kuvveti 9 protona göre çok daha fazla olur. Elektronlar daha çok çekilir, çekirdeğe yaklaşır. O yüzden sodyum artı 1'in yarıçapı en küçük olur. Arada da F-1 iyonumuz bulunur. İşte iyon yarıçaplarını bu şekilde karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Bunu kullanarak da iyonik bileşiklerde erime ve kaynama noktasının karşılaştırmasını yapacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Diyor ki aşağıda verilen bileşiklerin aynı ortamda erime sıcaklıklarını karşılaştırınız. Neyle karşılaştıracağız erime sıcaklıklarını arkadaşlar? Unutmayınız, iyon yarıçapından. Öncelikle bileşiği oluşturan iyonlarımız neler? Bu bileşikte kim var? Magnezyum artı 2 iyonu ve O eksi 2 iyonu var. Diğer bileşiğimizde yine magnezyum artı 2 iyonu ve Cl eksi 1 iyonu var. Burada Cl'nin altında 2 olması beni bağlamıyor. Çünkü zaten iyonlar artı eksi artı eksi dizildikleri için sayıdan bağımsız. Biz iyonların bireysel olarak yarıçaplarını karşılaştırmasını yapacağız. Bileşikleri incelediğimizde bir kere bileşikteki katyonlar aynı. Yani katyon yarıçapları eşit. O zaman bizim bu bileşiklerde öncelikle anyon yarıçaplarını karşılaştırıp buna göre bir kıyaslama yapmamız gerekecek. Anyon yarıçapı. İlk bileşiğimizdeki anyonumuz oksit. Atom numarası 8, verilmiş zaten. İkincisindeki klorür eksi 1. Şimdi oksijenin 10 elektronu var ya da oksit iyonunun 10 elektronu var 2 katmanda. Klorürün 18 elektron var. 1, 2, 3 katmanda. Katman sayısı arttıkça iyon yarıçapı büyüyordu. O zaman bunların iyon yarıçapları arasındaki ilişki klorürün yarıçapı daha büyük olacak. Yarıçaplarımızı karşılaştırdık. Bu durumda iyonik bağ kuvvetini karşılaştıracak olursak biz demiştik ki yarıçap küçüldükçe iyonik bağ kuvveti artıyor. O zaman yarıçapın daha küçük olduğu MgO magnezyum oksit bileşiğinde İyonik bağ kuvveti magnezyum klorür bileşiğindekinden daha fazladır. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şunlar magnezyumlar olsun. Boyutları her iki bileşikte eşit. Diğerinde klor büyük bir iyon. Bu taraftaki oksit daha küçük bir iyon. Biz iyon yarıçaplarının küçük olduğu bileşiği arıyoruz. İyon yarıçapları küçük olduğunda iyonik bağ kuvveti artıyor. İyonik bağ kuvveti arttıkça da çekim artacağı için erime ve kaynama noktası yükseliyor. O zaman bu bileşiklerin aynı ortamda erime sıcaklıkları arasındaki ilişkide magnezyum oksitin magnezyum klorürden daha büyüktür diyoruz. İkinci örneğimiz NaCl ve KCl, potasyum klorür ve sodyum klorür bileşiklerinin aynı ortamda erime sıcaklıklarını karşılaştıralım ya da kaynama. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Bileşiği oluşturan iyonlarımıza bakalım. Sodyum klorür bileşiğinde sodyum artı bir iyonu ve klorür eksi 1 iyonu var. Potasyumda K artı 1 ve yine Cl eksi 1 var. Bakınız bu sefer kimler aynı? Anyonlarımız aynı. Çok affedersiniz. Dolayısıyla anyon yarıçaplarımız aynı. Demek ki bizim incelememiz gereken
katyon yarıçapları arasındaki ilişki. Katyon yarıçapı dedim. Katyonlarımız sodyum 11 artı 1 var. Potasyum 19 artı 1 var. Peki sodyumun 10 elektronu var 2 katmanında. Potasyumun 18 elektronu var 3 katmanında. 3 katmanda elektron bulunduğuna göre potasyum iyonunun yarıçapı daha büyük olacak. O zaman bileşiklerde iyonik bağ kuvvetini karşılaştıracak olursam iyonik bağ kuvveti iyon yarıçapı küçüldükçe iyonik bağ kuvveti artıyordu. Anyonlar aynıyken katyon yarıçapı sodyumda daha küçük olduğu için iyonik bağ kuvveti sodyum florür bileşiğinde potasyum klorürmüş bileşiğimiz. Şunu hemen düzelteyim. Sodyum klorür bileşiğinde potasyum klorüre göre daha fazla oldu. İyonik bağ kuvveti arttıkça erime ve kaynama sıcaklıkları da artıyor olduğuna göre bu bileşiklerin aynı ortamda erime sıcaklıkları arasındaki ilişki de yine sodyum klorürün potasyum klorürden daha fazla olur arkadaşlar. İlk iki örneğimizdeki gibi her zaman anyonların aynı olduğu ya da katyonların aynı olduğu durumla karşılaşmak durumunda değilsiniz. Ama farklı iyonlar içeren bileşiklerde karşınıza gelecek olan bir bileşikte hem anyon hem de katyon yarıçapı daha büyüktür. Aksi bir durum, yani birinin anyonu büyük, diğerinin katyonu büyük, böyle bir kıyaslama çok sağlıklı olmaz. Biz de yapmıyoruz zaten. Pekala, şimdi bakalım bileşiklerimize. Sodyum klorür ve magnezyum oksitin erime noktalarını karşılaştıracağız. İyonlarımız sodyum artı 1, klor eksi 1. Diğer bileşiğimiz de Mg artı 2 ve O eksi 2 var. Pekala. Katyon yarıçapımız. Önce bunları karşılaştıralım. Yarıçapı. Şimdi katyonlarımız dediğimiz gibi sodyum artı 1. 11 tane protonu var. Magnezyum artı 2. 12 tane protonu var. Elektron sayılarına baktığımızda sodyumun 10 elektronu bulunuyor 2 katmanında. Magnezyumun 10 elektronu bulunuyor yine 2 katmanında. Katman sayıları aynı. O zaman 10 elektronun hangi sayıda, sodyumda mı, magnezyumda mı, kaç proton tarafından daha fazla çekildiğine karar vermemiz lazım. Ki 12 protonun 10 elektrona uygulayacağı çekim daha fazla olacak. O zaman sodyum artı bir iyonunun yarıçapı daha büyük oldu. Peki, anyonlar da farklı. O zaman bir de bunların yarıçaplarını karşılaştıralım. Anyon yarıçapı dedim. Nedir bizim anyonlarımız? Cl17-1. Öbürü de O8-2. Klorürün 18 elektronu var 1-2-3 katmanında. Oksitin 10 elektronu var 1-2 katmanında. Klorda katman sayısı daha fazla klor iyonunda. O zaman bunun yarıçapı yine daha fazla oldu. Yani bileşiklerde iyon yarıçapları baktığımızda sodyum klorürde her iki iyonun da yarıçapı daha fazla. O zaman bunların iyonik bağ kuvvetlerini karşılaştıracak olursam İyon yarıçaplarının daha küçük olduğu MgO bileşiğinde iyonik bağ kuvveti NaCl bileşiğinden daha fazladır. İyonik bağ kuvveti arttıkça erime ve kaynama sıcaklıkları artacağına göre bu bileşiklerin erime sıcaklıkları arasındaki ilişki de yine MgO'nun NaCl'den daha fazladır deriz. Aslında karşılaşabileceğiniz 3 durumla ilgili örnek yaptık ama bir tane daha yapalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Sodyum oksit ve sodyum florür bileşiklerinin aynı ortamda erime sıcaklıklarını karşılaştıralım. Ne yapıyoruz önce? İyonlarımızı belirliyoruz. Burada sodyum artı 1 iyonumuz var. Ve O eksi 2 iyonumuz var. Diğer bileşiğimizde Na artı 1 ve F eksi 1 iyonlarımız var. Katyonlarımız aynı. Demek ki katyon yarıçapları her iki bileşikte de eşit. Karşılaştırmamız gereken anyon yarıçapları olacak. Anyon yarıçapı. Pekala. O eksi 2, 8. F eksi 1, 9. Baktığımızda her ikisinin de 10 elektronu var arkadaşlar. O zaman her ikisinin de elektron bulunduran iki katmanı var. Peki 10 elektron 8 proton mu daha çok çeker, 9 proton mu daha çok çeker dediğimizde 9 protonun çekimi daha fazla olur. Daha çok çekildiği için de florür iyonunun yarıçapı daha küçük olur.
Ne diyorduk? Hatırlayınız. Yarıçap küçüldükçe iyonik bağ kuvveti artıyordu. O zaman bu bileşiklerde iyonik bağ kuvveti katyonlar aynı olduğunda florun yarıçapı daha küçük olduğu için NaF bileşiğinde Na2O bileşiğinden daha fazla olur. İyonik bağ kuvveti arttıkça erime sıcaklığı arttığı için bu bileşiklerin erime sıcaklıkları arasındaki ilişkide aynı ortamda yine sodyum florürün sodyum oksitten daha fazla olur diyoruz. Bu video ile birlikte iyonik bileşiklerin özelliklerini bitirmiş olduk. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.